Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları Atölyem kitabı değerlendirme testi 24'ün sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bir tam kare sayı değildir diye sordu. Gençler tam kare sayı hatırlayacak olursak gençler tanımı neydi? Evet bir sayının karesi olarak yazılabilen sayılara tam kare sayılar diyorduk. 81 gençler bakın 9'un karesi olarak yazılabilir. Bundan dolayı tam kare sayıdır. 144 12'nin karesi olarak yazılabilir. Tam kare sayıdır. Gençler 441 21'in karesidir. Yani 441 de tam kare sayıdır. Ama 269 herhangi bir sayının karesi olarak yazılamaz. O halde C şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet devam edelim. İkinci sorumuzda yukarıdaki sayılardan tam kare sayı olmayanların toplamı kaçtır diyor. Gençler 121 11'in karesiydi yani tam kare sayıdır. Evet bunu ne yapacağız? Almayacağız. E, 256 gençler 16'nın karesidir. Evet bunu da almayacağım çünkü tam kare olmayanlar ise de. Evet 186 ve 334 tam kare sayı değillerdir. O halde 186 ile 334'ü toplarsam bu ikisinin toplamı 520 olur ve A seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet 3. sorumuzda devam edelim. 240 artı x işleminde x yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa sonuç tam kare sayı olmaz diye soruyor. Şimdi gençler burada seçenekleri sırasıyla uygulayalım. A seçeneğiyle başlıyorum. 240 artı x yerine gençler eksi 15 yazıyorum. 240 ile 15 eksi 15 toplarsam 225'tir. 225 de gençler 15'in karesidir. Yani tam kare bir ifade oldu. Evet. B seçeneğinde eksi 44'ü toplayalım. 240 240'a eksi 44 toplarsam et ne yapar gençler? 196 olur. 196 gençler 14'ün karesiydi. Bundan dolayı bu da bir tam kare sayı çıktı. Evet 16 eklersem 240'a 16 ekliyorum. 256 oldu gençler. 256 Evet 16'nın karesi olarak yazılabiliyor. Demek ki 256 da tam kare bir sayıdır. Son olarak D seçeneğine bakıyorum. 240'a 59 eklersem 299 olur. Ya işte 299 herhangi bir sayının karesi değildir. Yani tam kare ifade değildir. O halde D seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Dördüncü soruda tam kare pozitif tam sayılarının kaç tanesi iki basamaklıdır diye sordu. Gençler basamak sayısının 2 olması gerekiyor ve tam kare sayı olması gerekiyor. O halde 3'ün karesi 9 gençler 1 basamaklı. 4'ün karesi 16 ile başlayacağım. Bakın 16 tam kare bir sayıdır. 4'ün karesi. 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64. Evet 9'un karesi 81. Bakın iki basamaklı tam kare sayılarımızdır. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 2 basamaklı tam kare sayılarımız var. O halde B seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyorum. Evet sevgili gençler. Devam edelim bir sonraki sorumuza bakalım. Evet 5. sorumuzda KL 2 basamaklı doğal sayısı tam kare bir sayı olduğuna göre. E artı L aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yani iki basamaklı sayılarımızı tekrar yazalım. Yani K ve L. Evet az önce bir sorumuza gelse 3. soru olması gerekiyor. Orada iki basamaklı tam kare sayılarımız yazmıştık. Evet en küçük iki basamaklı tam kare sayımız 4'ün karesi 16 idi. Daha sonra 25. Evet altının karesi 36. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64 ve 9'un karesi 81'dir. Şimdi bunlar rakamları toplayarak altlarına yazayım. 1, 6 daha 7 yapar. 2, 5 daha 7 yapar. 3, 6 daha 9 olur. 4, 9 daha gençler rakamları toplarsam 13. 6, 4 daha 10 olur. 8, 1 daha 9 olur. Şimdi verilenlere baktığım zaman sevgili gençler hangisi olabilir dedi. Bakın burada C şıkkı arkadaşlar. Pardon Denizli seçeneği. 13 ile gençler evet, olabilir diyoruz. Evet 49'un rakamlarını toplarsam 13'ü elde ederim. O halde D seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyorum. Evet 6. sorumuzda x kare 289 olduğuna göre x tam sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Gençler burada x'in karesi 289 kare olduğu için x'i gençler negatif sayıları düşüneceğim. Şöyle düşünelim x eğer 17 olursa 17'nin karesi 289'dur. Gençler x yerine eksi 17 düşünürsem eksi 17'nin karesi de 289'dur. Bakın şöyle gösterelim. Evet bu da 289. 17'nin karesi de 289 gençler. Benden bu ikisinin toplamını istedi. 17 artı eksi 17 İkincisini toplarsam sıfır sonucunu elde ederim ve c şıkkını doğru yanıt olarak işaretlerim. Evet bir sonraki soruyla devam ediyorum. K44 ve L25 olduğuna göre 400'den küçük 3 basamaklı birer tam sayılardır demiş. Ve buna göre K artı L kaçtır diye sordu gençler 400'den küçük olduğunu söylüyor. Şimdi K44 arkadaşlar. Evet biliyorsunuz 12'nin karesi 144'tü. O halde K44 diyorum. 144'e eşitlersem. Evet 144 12'nin karesiydi. Ve tam kare bir sayıdır. Buradan gördüğünüz gibi gençler. K'nin değeri 1 çıkar. Aynı şekilde gençler l 25 400'den küçük 3 basamaklı bir tam kare sayıysa L25 yazıyorum. Evet 15'in karesi 225. Bakın 400'den küçük tam kare bir sayıdır. O halde L de 2'dir. Bizden bu ikisinin toplamını istedi. 1 artı 2'den 3 cevabını B seçeneğinde işaretliyoruz. Evet devam edelim. 8. soruda yukarıda verilen sayılardan hangisi tam kare sayı değildir diyor soruyor. Şimdi gençler eğer üsler yani kuvvetler çift ise tam kare sayıdır gençler. Tam kare sayı olarak yazılabilir. O halde incelediğim zaman gençler 2 üstü 10 ile 3 üstü 8 bakın 10 ve 8 olduğu için bunlar tam kare sayılardır. 8 ve 6 var gençler tam karedir. Evet bakın burada 5 var gençler bu tam kare değildir. Evet burada da evet gençler 10 var 6 var bunlar da yine tam karedir. Benden hangisi tam kare değildir diye sordu. 3 tam kare değildir. E C şıkkı da sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet 9. sorumuzda devam edelim. Başladıklardan hangisi yanlıştır diye sordu. Gerçekten kare karekök 81 e 81 arkadaşlar 9'un karesi olarak yazılır. Şöyle gösterelim. Buradan kare ile kare kök birbirini götürür ve 9 olarak dışarı çıkar. Bu ifademiz doğrudur. Kare kök 289 gençler. 289 biliyorsunuz 17'nin karesiydi. O halde kare kökten 17'nin karesi kare ile kare kök gider. 17 olarak çıkar. Bu ifade doğrudur. Kare kök 361 gençler. 361 19'un karesiydi. Kare ile kare kök giderse 19 olarak çıkar. Evet bu ifademiz de doğrudur. Gençler 18'in karesi 324'tür gençler. Bakın 314 değildir. Bundan dolayı B seçeneği yanlıştır diyelim. Evet 10. sorumuzda olmak üzere M kaçtır diye sordu. Gençler öncelikle K'nin değeri kare kök 144. 144 sevgili gençler 12'nin karesiydi. Bakın 144 yerine 12'nin karesi yazdım. Kare ile kare kök gitti buradan. K'nin değeri 12'dir. Evet buradan ne diyeceğiz? K eşittir 12. L'nin değeri kök 69. Gençler 169 13'ün karesiydi. Kare ile kare kök giderse buradan L'nin değeri 13'tür. Benden istediğim M gençler K artı L karekök içerisindeydi. Evet K yerine 12 yazıyorum. Artı L yerine 13 yazıyorum. Düzenlersem karekök 25 oldu. 25 de gençler biliyorsunuz 5'in karesiydi. Buradan kareli ile karekök giderse M'nin değeri 5 olur diyorum. Ve A seçeneğinin doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet 11. sorumuzda kök içerisinde kök gençler 625x olduğuna göre x kaçtır diyor. Öncelikle sayımızı aynen yazalım. 2 tane kök içerisinde gençler 625. Şimdi şu gençler bu ifadenin değeri 625 biliyorsunuz 25'in karesiydi. Şöyle yazalım. 625 yerine 25'in karesi yazıyorum. Bakın bu kare ile bu kare birbirini götürdü. O halde kare kök içerisinde 25 kaldı. 25 de 5'in karesiydi. Bundan da kare ile kare kök birbirini götürürse işlemimizin sonucu 5 olur. Bu da x'e eşittir diyorum. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet. 12. soruda aşağıdakilerden hangisi tam kare sayıdır diyor. işte kökten çıktıktan sonra sayımızı değerlendireceğiz. Kök 81 biliyorsunuz 9'a eşittir. 9 da 3'ün karesi olarak yazılabilir. Yani 9 tam kare sayıdır. Evet. Yani A seçeneği sorumuzun yanıtı olarak ortaya çıktı. B'ye geldiğim zaman kök 100 gerçi 10'un karesiydi. Kökten 10 olarak çıkar ama 10 tam kare sayı değildir. Kök 121. 11'in karesi olduğu için 11 olarak çıkar. 11 tam kare değildir. Kök de kare kökten 12 olarak çıkar. 12 de tam kare sayı değildir diyorum. Evet devam edelim. 13. sorumuzda yukarıda ucuca yapıştıran iki çubuğun uzunlukları toplamı kaçtır? Yaşlar burada kök 100, 289 ile kök 225'i toplayacağız. 289 biliyorsunuz 17'nin karesiydi. O halde bu kare kökten 17 olarak çıkar. 225 15'in karesi de 15 olarak çıkar. İkisini toplarsam 17 artı 15'ten 32 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı A seçeneği doğru yanıt olur diyorum. Evet, 14. sorumuzda alanları sırasıyla 324 santimetre kare ve 81 santimetre kare olan yandaki karesel bölgelere göre kırmızı renkli kenarların toplamı kaçtır diyor. Gençler i̇şte büyük karemizin alanı 324 santimetre karem. Küçüğün alanı 81 santimetre karem. Sevgili gençler biz e, kare kökte e, nerede kullanıyoruz aslında? Alanı verilen bir karenin bir kenarını bulma işinde kullanıyoruz. Yani buradaki kenar alanın kare köküne, yani kök 324'e eşittir diyorum. O halde kök 324. 324 biliyorsunuz 18'in karesiydi. Kare ile kare kök giderse bu 18 olarak dışarı çıkar. Yani burası aslında 18 santimetre. Burası da 18 santimetre. Kök 81'i de düzenleyelim. Bu da 9'un karesiydi gençler. Karekökten 9 olarak çıktı. Bakın burası da 9. Şuranın tamamı gençler 18'di. E burası 9'du. 18'den 9'u çıkartırsam buradaki kırmızı bölgem yaşlar 9 santimetredir. O halde kırmızının tamamı 18 artı 18 artı 9 artı 9'dur. Evet buradan toplarsam 18 18 36 45 54 olur. Evet 54 santimetre olur. Ve sorumuzun yanıtı A seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet devam edelim. 15. sorumuzda. Evet 200 kl ve 100 mn 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere kök içerisinde 200 kl 17 ve kök içerisinde 100 mn 11 olduğuna göre işlemin sonucu kaçtır diyor. Gençler işte burada şöyle düşüneyim. 17'yi kare kök içine alırsam 17'nin karesi olarak girer. Bu da gençler kök 289'a eşittir. E bunun kök içerisinde 2 kl'ye eşit olduğunu söyledim. Bakın 2'ler eşit. O halde burada K'nin değeri 8, L'nin değeri 9'dur. Şimdi 11'i gençler aynı şekilde kök içine alalım. 11'i biliyorsunuz 11'in karesi olarak kök içine girerse bu da kök 121 demektir. Bunu da kök içerisinde 100 mn'ye eşitlersem bakın burada birler eşit olduğu için m'nin değeri 2 n'nin değeri de 1'dir. Bizden istediği işlem gençler k e artı l eksi parantez içerisi m artı neydi? Evet. 8 artı 9 eksi 2 artı 1'den 8 9 daha 17 eksi 2 1 daha 3 17'den 3'ü çıkardım. 14 olur işlemimizin sonucu denizli seçeneği doğru yanıt olur diyorum. Evet, 16. ve son sorumuza bakalım. 300 k ile 3 basamaklı doğal sayıdır. Kök içerisinde 300 k x'e e eşitse gençler. x doğal sayılar doğal sayı olduğuna göre yani kökten tam olarak kurtulabildiğine göre k artı l aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi gençler 3 k yani bu aslında tam kare bir sayı olacak. O halde ben 18'in karesi 324 olur. Bir de 19'un karesi 361 olabilir diyorum. Evet o halde gençler bakın bunlar e, K ve L birler ve onlar basamadaki sayılarımız. Evet bu ikisini toplarsam 2 artı 4'ten 6 olabilir. Bu K ile L'nin toplamı. Aynı şekilde K artı L. Evet 6 ile 1'in toplamından 7 olabilir gençler. Olabilir dediği için cevaplara baktığımız zaman 7 cevabı sorumuzun yanıtı olur ve B seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet gençler bu soruyla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.